Necmettin ama, Beyciğim, bugün Sevil Hanım gelecek mi sizce? Gelecek mi? Bilmiyorum onu ben. Muhakkak gelir o yani. Siz, çünkü bir, dün bir teklifte bulundunuz. Dediniz dün bir teklifte bulundunuz. Dediniz ki ben seni Almanya'ya götüreceğim. Resmi nikah kıyalım, Almanya'ya gidelim. Dediniz mi demediniz dedim. Mi? Ben inkar etmiyorum. Sonra yayından çıkınca onun şu anki sevgilisi olduğunu iddia ettiniz. Mehmet'le konuşunca fikriniz mi değişti? Değil, şimdi değişmedi. Ben bunları anlattım. Ben onu utandırmadım. Bu o gün. Hani dedim millete utandırmayın. Bu kadar milleti kandırmış. Bugün gelir mi? Vallahi ben bilmiyorum. Allah biliyor. Gelirse gelir, gelmezse canı sağ olsun. Sizden 30 yaş küçük Sevil Hanım güzeldi kadın. Abi. Hala seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ablam ben seviyorum. Heh, bana onu söyle. Buyurun bakalım misafirimizi. Ben onu utandırmak istemiyorum. Buyurun bakalım gelecek mi gelmeyecek seviyorum. Mi? Seviyorum. Ben yanlış konuşmam. Ben lüks, lüks. Bakalım. Tamam, bir dakika dur. Bir dakika dur. Geliyor mu arkadaşlar Sevil Hanım? Gelecek mi? En son durumu ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, evet. Yani bir gelecek, gelecek. Kararsızlık yaşıyormuş. Gelecek, gelecek. Ben kararsızlık biliyorum. Yaşıyormuş. O gelir, gelir. Aa, geldi. Merhaba. Aa, Sevil Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Beni görünce dayanamaz dedi. Ne konuda? Yani beni burada olduğumu biliyor ya, dayanamaz gelir. Biz, yani beni... Bugün de süslendiniz mi siz saçlara falan? Benim her zamanki halim. Yani özel Necmettin Bey özel zaman, değil. Her zaman öyledir o. En başa lütfen zaten oturun. O öylece benim kalbimi çaldı temizliğiyle. Benim hakkımda olur olmadık iddialarda bulunuyorsunuz. Yani bunlar ben... affedilir durum değil ki. Bunu hangi kadın affedebilir diye demedim böyle iftiraları. Ya seviyor mu? Dolandırdınız mı? Siz yani madem o kadar kötü biriyim ben neden onun peşimde? Kendisi neden özür diliyor? Ya, sen diyor. Haklısın diyor madem. Ben özür dilemedim. Kötüyüm. Özür değil. Ben özür diledim. Bak, daha 3 gün 4 gün önce geldi özür diledim. Barışırım bak. Aile şeyde bana gelmiş telefonumda. Hı hı. Bizi anlaşmaya Cumhuriyet Savcısı bizi anlaşmaya çağırıyor. Uzlaşmaya, arabuluculuğa çağırıyor. Bak ben sana o gün dedim ki bir telefon bana aç. Bak o kadar katli katli olma. Sen parayı tuttun yırttın. Neyse. Ben dedim bana telefon aç, ben size bir şey söyleyeyim. Sen telefonumu engelle. Ben demedim hanım rica ederim ne yaparsam telefonu bile dostluk alalım. Şu telefonu size engelle hala hanım ben, diyor. Sen beni Hasan'la Hüseyin'le karıştırdın. O 5 kişiyle yaşadığın insanlarla. Ne alakası var Mustafa ya? Ne alakası var? Bir şu dakika. An o kadar çirkinli bir konuşma ki, yapıyorsun sen ki. Sen benim telefonda demiş olan şey. Bak, kendini anlatıyorsun. Baba, burada herkes kendini gösteriyor. Sen de sonra konuşuyorsun. Bak, ben, abla, o ne desemcin? Konuşan sen ya. Sen tamam hep yok mı? Diyorsa hep ben, inkar. Ama... Sen konuştuktan sonra... Tamam Necmettin Beyciğim dinle. Mehmet'i bağlattıracağım. Sen adın Zeya Mehmet sana kim hayatını biliyor. Kim bağlanırsa bağlansın. Tamam, ben buyur. Kendimi biliyorum. Bunlar buyur. Senin saçmalıkların. Bunlar senin attığın iddialar sadece. Hı. Tamam mı? Hı. Ben kötü bir insan olmuş olsaydım sen benim peşimde olmazdın. Bir akşam bana misafir olarak geldiğinde ben tabii... bunun telefonuna giriyorum. Bazı uygunsuz resimler görüyorum. Siz de uygunsuz fotoğrafları, başka kadın fotoğraflarını ya da kendi fotoğraflarınızı Necmettin Bey'e gönderdiniz evet. mi? Şimdi, bir dakika Necmettin Bey bir dinleyelim. Dinleyelim tamam. Ben göndermedim demiyorum. Tabii gönderdim. Neden? Biz beraberiz. Beraberiz diye gönderdim. Yani insan beraber olduğu kişiyi niye ben böyle... Ben bu insanın bu şekilde bana kol olarak kullanacağını bilemem sen ki yani. Zaman ben sen... bu zaman ama sizde, öğrendim. Siz de biraz ona zil hazırlamışsınız ya. Beyefendiye ya. Böyle uygunsuz... Maalesef bu hatayı yaptım evet maalesef. Du bist dritte Mensch. Kannst du nichts Mensch. Du bist ein Schwein. Ne? Das geht nicht. Das ist unfassbar. Almanca'ya geçti. Ha, özür dilerim. Almanca mı konuşuyorsun? Ben dedim ki, dedim sen burada yalan konuşuyorsun. Sen bana yani bu iftiraya atıyorsun. Sen lügaray, sen travmacı, sen yalancısın. Sen bana açık açık resimleri gönderiyordun. Bunu bana yalancısın diyorsun, yani özür diliyorsun. Ben anlayamıyorum ben şimdi ki seni Necmettin. Bir dakika Necmettin Beyciğim. İstemiyorum. Bir dakika, onu da dinleyelim. Muhatap olmak istemeyen benim, benim peşimi bırakmak istemeyen de sensin. Niçin o zaman bana iftira atıyorsun, iddialarda bulunuyorsun? Ben kimden iftira atmıyorum. Sen Mehmet, attın bir ama. Dakika. Bir dakika. Bizim, Mehmet sana Didem bize, Hanım, oğluna mı ben üçüncü kişiyle Necmettin Beyciğim için gelmedim buraya. Bir dakika bir dakika. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Evet. Bildiğiniz halde dün evet. Sevil Hanım'a evet. ilanı aşk ettiniz. Evet. Seviyorum dediniz. Tutarsız Alman... olduğunu buradan ama, anlayın Didem ama Hanım. Ama burada bana iftira attığı için yarın benim başıma ne getireceğini ben korktum bu kadından. Ha. Yani... Ben senden korktum. Sen bak hanımefendi 6 kişiyi değişti hoca attın. Bir dakika. Sen Mehmet'i evine aldın. Sen kocanı evine aldın. Onu ben evine ne aldın. Demeye geliyorsun? Sen peşime kocanın düşüyorsun. Evine gelmedi mi? Peşime neden düşüyorsun? Mustafa neden gelmedi mi? Mustafa senin evinden
parasını eve almak zorunda kaldığımda kendisine de danıştım. Dedim ki böyle böyle benim eski eşim kaza geçirdi. Kaza geçirdi. Ayağını kırdı. Bana annesi de burada olmadığı için kalması gereken bir yer olmadığından ben kendisine de danıştım. Vefa gösterdim diyor. Ha, kesinlikle oğlum için yaptım bunu. Yani bu peki Mehmet diye sevgiliniz var mı? Aldattınız öyle mı? Öyle bir şey yok. Dilan Hanım kabul etmiyorum böyle bir şey tabii ki de yani. Mümkün Olcay, değil. Olcay. Olcay kim ya? Osman. Osman kim Mehmet? Ya? Şimdi şöyle bir şey. Bu kimdi yani, Mehmet kim? Mehmet'le yaşamadın mı? Benim Olcay'la yaşamadın. Bu şekilde konuşamazsın. Olcay'ın aramamadın benim yanımda. Eskiyi karıştırma. Nasıl karıştırma? Eski sen değil. Alışmışsın. Ben onun için gelmedim Olcay, bile Didem para, Hanım. Bak Mehmet dedi o. Bak Necmettin abi. Hala şimdi eskileri konuşuyor. Neden geldi aklınızın? Sen paralı adam bulmuşsun şimdi. Mehmet dedi nereye kadar gidecek? Ya Necmettin Beyciğim ya. Ya onlar geçmiş gitmiş. Sen beni geçmiş mi? Sen niye Mehmet yerine aldın bana? Necmettin Beyciğim. Sizinle bir geçmişiniz yok mu? 73 yaşındasınız. Hanımefendi de 43 yaşında. Ha. Bir geçmişi var. Anneciğim size ben ne demin dün ne dedim? Ha. Ben dedim kapatalım konuşmayalım. Senin nikahını yapayım Almanya'ya götüreyim. Niye vazgeçtin? Ama ben iftira atıyorum abla. Otobüs meselesini söyleyince. Ben sözümün eriyim. Otobüste kadınların fotoğrafını çekti kim mi? Kim çekmişse yalan konuşuyor. Ben onu çektim. Onun yanında oturan insanlar ne işine girmiş? Anladım. O zaman ben, sakin olun. Sakin ayıptır olun. Ya. İftira ben i̇ftira yaptım. Sen ben dört tane alamamış estağfurullah ya. Bir de, ya ben öyle bir şey yapmıyorum. Ya Necmettin Bey anladım. Sonuçta ya. Ben de benim canımı sen yaptığım için iftira ediyorum. Sen beni bir çüşüyor olarak görüyorum ben. Sen ayıp. Ayıp sen mahkeme yapıyorsun mahkeme. Burada. Burada ayıbı sen yapıyorsun. Sen kendin de gösteriyorsun zaten bu şekilde. Allah öyle büyüktür. Ben sana her gün beş vakit namazlar ne diyorum biliyor musun? Valla. Ya Rabbi. Bir dakika. Asminallahu limel vel vekil. Asminallahu limel. Ne yapıyorsunuz? Sevilayı. İmana getir. Bir daha adamlarla tanışıp da ben de hariç kimseyle tanışmasın. Ben onu sevdim. Ne yapıyor ya? Ya Rabbi sana sığındım. Sana dua ettim. Ha, sana gittim Kur'an'ı getirdim. Dedim sen bunu yapmışsın. Kur'an'ı el dur. Bir daha dua et belki dua kabul olur. Şimdi bir daha yap. Esminallahu limel vel vekil. Esminallahu limel vel vekil. Tamam. Cenab-ı Allah seni ihsan etsin. Seni bana tekrar çevirmeyi nasip etsin. Bunda sonra kimseyi dakika, eve alma. Bende tamam. Başka sevgili alma. Ben oğlunu seviyorum. Ya Rabbi sen kabul eyle. Ya Rabbi sen kabul eyle. Hala dönsün istiyorsun yani. Ablam ben sözümün dünkü sözümün eriyim. Gelsin ama senin yanında. Öyle. Ama ya. Bana birbirimize iftira atmayalım. Anladığım kadarı sizin aşkınızdan deli divane olmuş ne dediğini bilmiyor. Kesinlikle siz de onun canını yakmak için. Sen beni yaktın işte. Olarak, ben bunun için mücadele ediyorum Didem Hanım yani. Sen. Ne dediği ama belli dün de, olmayan. Dün de size ilanı aşk ettiğinde sizin de bir kafanız karıştı. Bir acaba dediniz. Dün acaba dediğiniz ve o zaman onunla bugün söylediğiniz iddiayı dün gündeme getirmediniz. Bana bir sonuçta yani çamur atılıyor burada yani çamur. Murat izi kalsın muamelesi yapıldı burada. Yani siz nasıl yaptınız kendim... bunu şimdi? Şimdi siz yaptınız ama. Ya, siz şimdi ben yaptım. Dün o yaptıysa bugün benim... de siz yapıyorsunuz. Ay kurban Allah senden razı olsun. Ben seni seviyorum hala. Bir şey mi oldu kafanız benim... mı karıştı? Seviyor mu diyor? Evet seviyorum. Ben dedim ki bak senin huzurunda nişah yapacağım. Götüreceğim Almanya'ya. Ya gel sen orada. De biz bir kadıncağızı sözlerine dövüyorsun bir de seviyorum ama diyorsun ya. Ama anneciğim o bana iftira attığa kadar ben de mecbur konuşuyorum. Ben vallahi dedim bugün konuşmayacağım. De, şunu söyleyebilirsin yalan dersin. Ama neler gitti. Diyor? Ama ya. Hani yalan demiyorsun da hayatına o girdi bu girdi şu girdi. Sana abla ne? Ben onu söyleyince beni aldattı diye ben söylemeyeyim mi? Ya, bana iftira attığını. Teklifini kabul etmek ister evet. misiniz? Şimdi Didem Hanım yani şimdi yaşadıklarımı ben biliyorum bir de Allah biliyor yani. Şimdi Amin. Bana hiçbir şekilde söz verip yerine getirmeyen kendisi artı bana almadığım paralar hakkında iddiada bulundu. Leke yalan şey çalıştı. Ama bir dakika şöyle yani az önce. Bunları ben sen nasıl dedin kabul bunları edeyim, konuşmayacağım hanımefendi. Sen barışıyorum. Bak savcı bile bizi aile olarak barışmak burada o telefonda var. Savcılığa gideceğiz. Biz bir mi ben dedim ki her şeyde vazgeçiyorum kendi kendime. Ama evlenme teklifini kabul ederseniz vazgeçeceğim. Tabii. Ben hemen evlenmeyi yarın yapacağım. Şüpheli çünkü öldürülmüş olabilir. Şüpheli çünkü para karşılığı bir yere verilmiş olabilir. Şükür Türkan'ı 10 yıl önce kim yok etti? Kızını özlüyor musun? Ben özlemiyorum. Bir şey, bir şey biliyorsun, bir şey biliyor. O da bir şey biliyor, sen de bir şey biliyorsun. Büyük şüphe. Gerçekten Mustafa, sen söyle o zaman senin kızın ya. Ya benim kızımı sen kendisi kaybetti, kendisi tamam, bulsun ya. Şükür Türkan'ı birileri yayla evine mi götürdü? 1700 rakımdayız. Burada görebileceğiniz tek şey uçsuz bucaksız. İlk kez izleyeceksiniz. Anne Fatma'nın olay yaratacak paylaşımları.
Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Dün İlhan aşk ediyordun. Hı. Almanya'ya gidelim diyordun. Evet ama bugün, abla bana bugün... iftira atıyor. Bir vazgeçtim dedi. Bir evlenmek istedi. Ben senden vazgeçtim. Hala seviyor musun, sevmiyor musun? Ablam ben seviyorum. 73 yaşındaki Necmettin 30 yaş küçük aşkı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Hasbinallahu limel velekim. Ben oğlunu seviyorum. Ya Rabbi sen kabul eyle. Necmettin Sevil'in şartlarını kabul edecek mi? Sen Mehmet'i evine aldın. Canım'ı evine aldın. Onu ben de demeye geliyor bu teşime düşüyorsun. Benden öncelikle özür dilemen gerekiyor. Sevil, Necmettin'in teklifine ne diyecek? Ben seninle barışmak istiyorum. Onlara çizgi çek. İddiaları reddedersen belki düşünebilirim Didem Hanım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Hocamdan çok baskı görüyorum demiş. Ne baskı söylemiş abla? Sen söyleyeceksin. Nurhan şu anda ortalıklarda yok. Ve sevgili Nurhan'ın kaybıyla devam edelim. Sevgili Savaş, kaç telefonun var? Şu anda bir tane kullanıyorum. O zaman kaç tane telefonun vardı eşin? O zaman da bir tane vardı. Kaç hattın var? Tek. Bu kullandığım hat. Bir de eşimin kullandığı hat vardı kendi üstüme. Peki Nurhan'ın kaç telefonu vardı? Nurhan'ın evlendiğimizde vardı, almıştım ben bir tane. O kırılmıştı. Telefon mu? Telefon. Hattı bir tane vardı. Nurhan'ın? Benim üstüme hat, onun bir tane hattı vardı sadece. Benimki babamın üstüne kayıtlı, Nurhan'ınki benim üstüme kayıtlı. Ha, yani senin kullandığın hat. Evet. Cemal Bey'in üzerine kayıtlı, Nurhan'ın evet. Tele kullandığı hattı çok senin. Çok eski bir hat yani, tamam. Yıllardan beri kullandığım bir hat. Peki, öncesinde Nurhan'ın bir farklı bir cep telefonu var mıydı? Ya ben aldım ona. İki tane var işte Bursa'da. Bir tanesi bozulmuş sanırım. O Bursa'daydı. Evet, bir tanesi camı kırılmıştı. Evet. Ben elinden düşürüp. Bu da şu an savcılıkta da üçüncüsü vardı işte. Üçüncüsü. Evet. O gün Nurhan'ın yanında olan telefon. Savcılıkta. Yani şeyde evde bulunan telefon. Evet savcılığa verdim üçüncü telefonu onun. O telefonu arada kullandın mı Savaş? O telefon benim zaten abla. Kendi telefonumdu. Ya kendi hattını sonra takıp kullandın mı? Yok. Ona verene kadar benim hattım vardı içinde. Senin hattın vardı. Evet, ben bunu aldık, yenisini aldıktan sonra onu verdim. Hattı onun hattını taktım. Daha ondan sonra kendi hattımı takmadım ona. Peki Nurhan ne zamandan beri işte senin üzerine kayıtlı olan hattı orada kullanıyordu? O telefonu ne zamandan beri kullanıyordu? İki seneden fazladır. İki seneden fazladır. Hattı hep kullanıyor ama hat evlendiğimizden beri kullandı. Ha, telefon sadece. Evet telefon. Ya iki sene ya üç sene. 200 senedir kullanıyordu. Evet. Peki o telefonda neler vardı? Normal telefon. Fotoğrafları falan Nurhan'ın var mı? Kendi çektiği fotoğrafları vardır. Var. Kendi sürekli fotoğraf çeker miydi yok, orada? Yok çekmez öyle sürekli. Ara ara. Evet. Fotoğraf vardır. Vardır. Hangi sitelere girdiği falan var mıdır? Girdiği hepsi duruyor ama ben çellemedim telefonu. Senin eşin kaybolduktan sonra telefon evde bulunuyor ya. Sen o telefonu jandarmaya ne zaman teslim ettin? İstediği gibi verdim ama ne zaman olduğunu bilmiyorum yani. Direkt biraz verdim. Zaman geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani istediklerini direkt verdim. O zaman telefon bir süre evde kalıyor. Kaldı telefon. Nurhan kaybolduktan sonra... Babanın üzerine kayıtlı olan ve senin kullandığın hattı Nurhan'ın telefonuna hiç taktın mı? Yok. Takmadım. Emin misin? Eminim. Takmışsın Savaş. Takmadım. HTS kayıtlarına göre takmışsın. Yok. Evet. Dur. Hı. Tamam dur abla. Dur şimdi. Şimdi söyleyeceğim, doğruyu söyleyeceğim. Şimdi niye doğruyu söyleyeceğim dedim. Ben yayladan geldiğimde, hani yayla kayboldu akşam geldik. Benim şarj aletim yaylada kaldı. Almamıştım. Peki. O zaman kullanmış olabilirim bak. Olabilir bak o. Ne kadar süre kullandın? Normal hani arama yapmak için. Ne kadar süre kullandın Savaş? Jandarmalara kadar kullanmışımdır bir tür. Şarj aletim gelene kadar. Ben daha uzun süre hattının o telefonda kaldığını biliyorum. Yok bunda eminim ben yani. Kaç gün kaldı yaylada? İşte bavulum gelene kadar yaylada kaldı işte. Hani bavulun içinde de şarj aletim benim. Hı. Gelene kadar yaylada kaldı. Bavulun niye de yaylada özür dilerim sen? Eşyalarımı götürmüştüm. Ne zaman götürdün yaylaya? Gittiğim gün. Niye o kadar eşya götürdün? Sonuçta eşya giyiyorum yani. Kaç gün kalmayı planlıyordun yaylada? Bir hafta 10 gün kalacaktım yani en aşağı. Çocuklar aşağıda, onları merak ediyorsun, bir hafta 10 gün niye orada kalıyorsun? Yok, çocuklar şimdi başında neler var sonuçta. Nurhan'ın telefonundan bir şeyleri sildin mi? Yok. Hatırlaman için bir daha zaman vereyim mi sana? İstediğini söyleyin abla. Şu yaptığım bir hani işler vardı. O belki onlara silmiş olabilirim de. Savaş'ım, Nurhan'ın telefonda, eşinin telefondaki ne kadar fotoğraf, yazışma, her şey silinmiş. Yok abla. Evet. Yapılan incelemeyi sana açıklıyorum. Neden sildin?
Yok abla, ben bir şey söyledim. Kim sildi? Ki. O zaman kim sildi? Sen silmediysen. O kendisi silmediyse kimse silemez. Ha, kendisi yani. O telefon ona ait olduktan sonra o kullandı. Ben sadece o şarj aletini. O temizliği Nurhan mı yaptı? Yapmam. O bilmez o kadar şeyi de. O zaman artık. Kim sildi? Evde birileri o zaman telefondaki o bütün fotoğrafların ne kadar varsa sen o zaman yayladan gelmeden önce. Fotoğrafta abla, bu fotoğraflar ne zaman sildi? Hiçbir şey yok. Ne fotoğrafı tertemiz. Yani? Tertemiz. Hiçbir şey yok şu an telefonda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok abla, senin yanlışın var onda. Hiçbir şey yok. Ben bilgiyle konuşuyorum. Teknik bilgiyle konuşuyorum. Bak, bu ihbar değil. Tamam abla, anladım soruşturma da. Soruşturma dosyasında gizli kararından orada. Önceki soruşturma dosyasına giren belgelerle konuşuyorum. Tamam ablacığım, ben hatırladığımı söyleyeyim size. Onun kendi fotoğrafları duruyordu. Bana ait bazı fotoğraflar da vardı. Duruyordu yani ben verdiğimde. Peki Savaş'ım, sen eve geldin. Eşin evde yok. Bir panik içindesin. Senle beraber eve kim girdi? Amcam vardı. Başka kim vardı? Annem babam evde, çocuklar ayaktaydı zaten. Amcamla biz girdik zaten içeriye. Emir, sen o telefonu aldın mı? Yok. O telefondaki bir şeyleri sildin mi? Yok, benim bildiğim telefonun ne işim olur? Ha, bilmiyorum. Çünkü telefon tertemiz. Ben herkes her türlü soru sorma. Tertemiz olma şansı yok onun ya. Başkasının telefonuyla işim olmaz. Olma şansı yok abla. Savaş, bir şey söyleyeceğim. Ben de öyle olmasını isterdim. Olma şansı yok abla. Ben çünkü verirken hatırlıyorum, biliyorum ya. Ben kendim biliyorum. Tertemiz. Hatta hiçbir şey yok. Fotoğrafları da biz atmıştık. Bir fotoğrafı vardı, ekranda şey olan fotoğraf. Savaş, oradan alınma. Savaş, ben sana teknik bir bilgi söylüyorum. Benim bildiğim kadarıyla abla orada ona ait fotoğraflar, bana zaman, ait fotoğraflar duruyordu. Sen o panikle o zaman dışarıda dolaşırken biri o telefondaki bilgileri mi sildi? Yok abla, öyle bir şey yok. Kim yapabilir? Kimse yapamaz. Sadece babam var, annem var, amcan orada. Cemal, pardon, Emir, evet. Başka kim var o evde? Başka çocuklar var. Çocuklar. Çocuklar o telefonu, yani biri 5, o zaman 6 yaşında kızın. Onlar yapamayacağına göre. Yok. Ya yani dördünüzden biri yaptı, özür dilerim. Yok abla, öyle bir şey yok. Ben verirken doluydu. Jandarma mı temizledi diyorsun? Yok. Ben verirken doluydu abla. O zaman kim temizledi bilemem senin telefonunu? Ben yani kendi fotoğrafları vardı. Bana ait fotoğraflar da vardı yani, çünkü eminim. Nihat Eren senin arkadaşın mı? Yok, ben tanımam öyle birini. Nihat Eren'i tanıdığın için mi senin eşine böyle bir mesaj, Nihat Bey'den gelen mesaja şaşırmadın? Yok abla, ben nereden tanıyayım 65 yaşında adamı? Emir. Buyurun. Yeğenin Savaş'la beraber. Evet. Yaylaya. Tam olarak hangi gün gittiniz? Valla cuma mı olacaktı? Yani Nuran'ın kaybolduğu gün mü gittiniz? Tabii ki o gün gittik. Bir gün önce mi gittiniz? Yok, o gün gittik. Şahitlerim var. Gittiğime dair de şahitlerim var. Kaçta yukarı gittiniz? Kaçta gittiniz? Dediğim gibi 3-3.30 gibi, 7-7.30 gibi yaylaya çıktık. Peki ben size bir daha soruyorum, her ikinize de. Ben abla sana bir cevap vereyim bu soruya. Lütfen doğru yanıt ver bana. Tabii ki doğru yanıt. Benim buradan gittiğimi görenler var. Yaylaya çıktığımı görenler var. Geldiğimiz için görenler var. Saat 7'de geçtik biz oraya çünkü. Sizin yaylanın adı ne? Kuş alanı. Kuş alanı. Ağaçbaşı. Ağaçbaşı. Ağaçbaşı geride kalıyor. Geride kalıyor. Bak, yaylayı da biliyorum. Ağaçbaşını da biliyorum. Ben söyledim size zaten. Yemek yediğimiz yer diye. Yani altı sularında biz ağaçbaşındaydık güne, daha doğrusu. Altıda mı, 18'de oradaydınız? Ya 18 işte. Biz köylü kafası 6 diyoruz. 18 sularında yani yiyip içtik. Öyle değil ya. O saatte orada değilsiniz. Neredeymiş o zaman? Siz bana doğruyu söyleyeceksiniz. Abla, yediğimiz yerdeki adamı da arasınlar. Ya oradaki adamı da arayabilirler. Savaş, bak, ben HTS kayıtlarını açıklayacağım. Ya açıklayın. Çok da üzüleceğim yani. İstediğin kadar söyle abla, biz kendimizden eminiz. Savaş'cığım, sen o gün Ağaçbaşı Yaylası'nda saat 10'dan itibaren yayladasın sabah. Yok abla. HTS kayıtlarına göre. Sabah 10'dan itibaren. Ayın 11'inde o kaybolduğu gün, ondan itibaren yok abla, öyle bir şey. Yok öyle bir şey var mı ya? Yok mümkün abla, mi ya? Mümkün değil. Yok, belgelere göre. İstediğiniz belgeyi göster abla, öyle bir şey yok. Yani siz... Bunlar netim ve son kararım abla. Yani ben netim bilmiyorum. Yani. Ben de... O gün amcamdan önce benim hani 4-5 ev altında arkadaşım yaylaya gidiyordu. Gel seni yaylaya götüreyim dedi. Ben saat 10'da ağaç başındaysam o beni görüp de nasıl yaylaya götürecek? Bu bilgiyi biz esnaftan da teyit ettik. Ben yoktum abla o saatte. Kimden edese dedim. O zaman hepsini bağlayın ya da getirin. Aynen öyle abla. Çünkü beni köyde görenler var abla. Benim çıktığım saati bilenler var. Kimin gördüğüne bağlı. Tamam, mahalledeki adam gördü işte yaylaya giderken. Arasın, bağlansın. Tabii ki bağlanabilirler. Bağlansın, o kendini biliyor çünkü. Hatta bana dedi gel yaylaya gidelim dedi bana. Peki HTS kayıtlarında senin saat 10'da Ağaçbaşı Yaylası'nda olduğu neden öyle çıkıyor? İmkanı yok abla. İmkanı yok öyle şey. İmkanı yok. Nasıl imkan? Yok abla, mümkün yok. Değil, bana bana diyor. Ben evet. Sabah 10'da evimdeydim. Orada değildim. O zaman ya da biri senin telefonunu aldı, götürdü, oraya koydu. Sana, yok abla. Sana komplo düzenledi. Mümkün değil. Öyle bir şey olur mu ya? Ben size güzel söylüyorum. Bak, benim o gün çıktığım saat belli. Köye, yaylaya, ağaçbaşına veya yaylaya gittiğim saat belli. Benim köyde olduğumu görenler de belli. Çünkü o gün cuma zaten. Orada olma şansım, imkanım yok.